Bu gece biz mesajlarımızı daha çok ana dilimizde vereceğiz. Her dil bizim için çok kıymetli ama herkesin öncelikle ana dili çok kıymetli. Türkçe dostlarımıza hoş geldin dedim. Bir de kısacası kendi ana dilimde sizlere merhaba demek istiyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde tabii ki mesajlarımız olacak bu gece. Munzur'a dair çok fazla dertlerimiz var. Onları hep dile getireceğiz. Ama onun öncesinde biz sizlere merhaba demek istedik. Heramo komema, aşırı pilema, heramo sarema. Herame dost ol vazema, canı kuca merdama, herame isma, herame sare dersimi. Her hete veletre ame isma, pilu kızra, canı kuca merdura, kortu ol vazura. Evru dersim nazaro, evru pil galike manazaro, evru şayuru hevayi manazare, evru dersim nazaro. Euro Rosa Delsima, Euro Rosa Deva Delsima, Sıma Terapya Herami, Bun Heratin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Kültürümüzün göz göre göre yok edilmesi, madenlerle, barajlarla. Biz ne madenlere ne barajlarla Dersim sular altında bırakılmak istenen bir Dersim istemiyoruz. Sizler izin verecek misiniz sevgili canlar, sevgili dostlar, sevgili Dersimler? Hayır demekle olmaz. Sesimiz çok daha güçlü çıkacak ve üstümüze ne düşüyorsa onu yapacağız. Biz yıllardır bir taşın altına hepimiz elimizi koyduk. Bir elimize değil, her iki elimizi birden o taşın altına koyacağız. Bu topraklar bizim. Bu sular bizim, bu dağlar bizim, bu börtü böcekler bizim. Burası bize atalarımızdan değil, torunlarımızdan ve çocuklarımızdan emanet. Biz o emaneti onlara yarın gönül rahatlığıyla harde devreşe onlara emanet etmek zorundayız. Edecek miyiz sevgili Dersimler? Nasılsınız yoldaşlarım? Canlarım benim. Bir kez daha kültür ve doğa festivalimizde emeği geçen tüm canlara, belediyemizin tüm emekçilerine, yoldaşlarımıza selam ederek tüm Dersim halkı sefa getirdiniz. Hoş geldiniz. Sen selam, sen cevap. Başıma saçlarım yıkardı, deli rüzgarlarım vardı. Odalar bana pek dardı, benim meskenim. Her gece şehirler bana bir tuzak, insan sohbetleri yasak. Uzak olun benden uzak, benim meskenim. Dağlardır dağlar. Heybetli öter kuşları, göğe yakındır başları, benim meslek. Haydi yoldaşlar! Dağlardır dağlar. Dağlar duyuyor bizi, dağ güçlü. Yayını ellere dedim, sevdamı yerlere dedim. Yerleri bana gönderin, benim meslek. Yasak. Halaylar çekiyoruz, yasak.
Ama Yılmaz Güney'in bir sözü var ve ben de onun bir ardıl olarak der ki, bizim hiç kimseye eğecek başımız yok. Umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar kirveler. İnadımız başlar yoldaşlar. Okuyacağım eseri ana dilinin özgürlüğünde. Dört bir yanda bu topraklarda nice kan döküldü. Nice bedeller verildi. Ama o yiğitler, o güzel insanlar dilinden vazgeçmedi. Elimden, dilimden geldiğince, döndüğünce ben de size okumak istiyorum. Çok sevdiğim bir eser. Kabece gusineme, tuçima hekas mezori. Sersin göte denare, hezeran meşitin. Gözaltılarda terbiye etmek isteyenler bilmelidirler.
başına size bir deyin, bir defa. Seyrıza yana mavir, Zarife ana yana mavir, Alişen yana mavir, Hüseyin Seyit, Fındık Ağa, Hasan Ağa, Hüseyin Seyrızay, Ali Ağa, Hasan İbrahim Kızcı, Sağan Ağa yana mavir, Holandete des hazarura sarema, Piyu kalike ma, Nyajniye ma, Moye ma kırkel, Sevana şehidin oku, Her vakit darı derme, boynama bir derme, kıyta hovira nekeme. Jü içikato berz de mi tudu ya, hoverestena deraliye de mi tora asker. Hazar re karemit sıkıt gülemine ağacı, oncu çiçeği verme, oncu yimis derme. Hazar re hof verda, Demi devrani, hazar re kırk eldime, oncuki azdana veşiye, veşiye neye uruz ne mera, ne kediye akoga, ona ramina, oncu rameme, keyke hardo devrez, haştiyere, raştiye u hoseriyere, bir sade. Mahvuların sahiçe, Canım sahiken Kahve felek bana vermezi muradım Bir an oldum mor sülü sahiken Kahve felek bana Yasayı birer birer geçiriyorlar. Biz diyoruz ki bu katliamcı iktidar, bu tek parti yönetimi katliamlara alışık. Suruç'ta, Ankara'da, Diyarbakır'da, ülkenin dört bir yanında Kürdistan'da katliamlar yaptılar. Ve mutlaka bir gün halkımız bu katliamcılardan er ya da geç hesap soracaktır. Şimdi sokak hayvanlarını katletmek üzere yasa çıkarıyorlar. Buradan onları uyarıyoruz. Diyoruz ki sokaktaki dostlarımıza, sokaktaki canlılara onlara dokunamazsınız. Onları toplayamazsınız. Onları öldüremezsiniz. Onları katledemezsiniz diyoruz. Bu yasayı mutlaka ve mutlaka geri çekin diyoruz. Sevgili dostlar, mücadele arkadaşlarımız, 22 Temmuz'da Mersin'de halay çeken, slogan atan Kürt gençlerimizi gözaltına aldılar. Arabada onlara ne mutlu Türk'üm diyene şarkılarını dinlettiler. Gençlerimizi tutukladılar. Onlara inat, her yerde halaylarımızı çekeceğiz. Her yerde Kürtçe, Türkçe, Lazca, Ermenice, Türkçilerimizi hep bir ağızdan bağıracağız. Halaylarımızı susturamazlar. Türkçilerimizi susturamazlar. Yan yana gelişimize asla engel olamazlar. Tıpkı buradaki binler gibi hep bir arada mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız dostlar. Önümüzde 15 tane
direnen belediye işçisi var. Haksız gerekçelerle, ekonomik kriz gerekçesiyle işten atılmışlar. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Patronlar krizin bedelini ödesin. Bu yoksullaşma krizinin sorumlusu onlardır. İşsiz bırakılan işçilere bu krizin faturası ödetilemez. Bugün bütün türkülerimiz, marşlarımız, halaylarımız bütün direnenlere gelecek. Başta Nazımiye işçilerine gelecek. Direnen Nazımiye işçilerine gelecek. Onlara selam olsun. O gelir bozar, son günü bekler, nefreti kusar, kalbi bataklı, yarını yutar. Görmezsin, duymazsın, hep Thank you.
Sırada Vardiyan'ın son albümünden bir şarkı var. Vengeto. Dersim ölümsüz üzerine gelsin. Direnen Dersim halkına gelsin. Binlerce evladını bu uğurda, ölümsüzler kervanını uğurlamış halkımıza gelsin Vengeto. Demokrasi platformu, o dönemin emek demokrasi platformu ile birlikte büyük bir çaba içerisinde hazırlayan arkadaşlarımız, sonradan emek veren arkadaşlarımız var. Biz onları, aramızda olmayanları buradan bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ama emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bugün de halen emek veren bütün arkadaşlarımıza huzurunuzda buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onların da emeğine sağlık değerli arkadaşlar. Çünkü 22 yıldır bir duyarlılığı biz geliştirdik burada. 22 yıldır doğamıza, sularımıza, akarsularımıza, munzurumuza, çevremize yağmacı, talancı, istilacı, birçok tekerci, kapitalist yağmacılara karşı önemli direnişler sergiledik, önemli duyarlılıklar geliştirdik. Bu festivalimiz bunlara hizmet etti ve bundan sonra da hizmet etmeye devam edecek değerli arkadaşlar. Değerli dostlar, bizler gerçekten bu festivali hazırlarken büyük katkıları ve büyük emekleri olan çok değerli dostlarımız, sanatçılarımız, yazarlarımız, şairlerimiz çok önemli katkılarda bulundular. Çünkü kısıtlı imkanlar dahilinde yaptığımız bu festivali onlar gönüllülük temelinde gerçekten büyük emekler, büyük fedakarlıklarla bu festivale katıldılar
ve bugün hem panellerimizde, hem şiirlerimizle, hem tiyatromuzla, hem çocuk oyun gruplarımızla, oyuncularımızla ve birçok alanda sanatçılarımız burada büyük emek, büyük fedakarlıklar göstererek bu festivalin düzenlemesinde büyük fedakarlıklar yaptılar. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Onları her zaman yanımızda gördük. Bundan sonra da biz onların emeğiyle bu festivali daha da büyüteceğiz değerli arkadaşlar. Suyundan usulca içtiğim, toprağını umutla, inatla eştiğim, sevdamsın sen, tıpkı ıssızlaşan botanın gözleri gibi. Sen gözlerimde gül açmış bir bebeksin, hayvanın narın zorlu hasatında. Kandı neva görünmüş iki yakada, ödüne layık bilinmiş evcil yurtta. İki damla kanlı gözyaşının öyküsüne işlenmiş adın. Sen devleşen kavgamın sesi, güçlenen soluğusun halkımın. Dar geçinde, Nusaybin'de, Diyarbakır'da, Dersin'de, salt kendi için değil, bir cümle çoluk çocuk, salt onlar için de değil asla. Topyekun bir halkın şafaklarda, turpınarlarda kapımıza dayanmış özgürlükleri uğruna. Cümbüş yapmak isteyen o büyük üstada Aram Tigran'a bir alkış alabilir miyiz? Evet, şimdi o ışıkları görelim, o ışıkları, o fenerleri görelim ve burada Aram Tigran ışıklar içinde uyusun diye bütün ışıkları açar mısınız lütfen? Bağım
Oh,
kızım bir boşarız, kızım bir boşarız. Hey 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 zalimler hey. Hey 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 hainler hey. Hey 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 zalimler hey. Hey 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 hainler hey. Hep beraber. Teşekkür ediyoruz. Güçlü alkışlarınızla grup Muzur'u uğurluyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emeği, barışı, demokrasiyi, halkların kardeşliğini her daim savunan, her alanda mücadelenin yanı başında olan, yüreği her daim bizimle olan ve Dersim'e özel sevdalı olan, Ege'nin kıyısından buraya festivalimize güç vermeye gelen dostumuz Soy sizlerle. Munzur Doğa ve Kültür Festivali'nin ilkinde de kapalı spor salonunda sahne almış bir arkadaşınızım. O günün hemen ardından takip eden yıllarda bu kente benzeri taleplerimizle, samimiyetimizle ve dayanışma duygularımızla defalarca geldik. Bugün yeniden bu kapsamda, üstelik zaman zaman kesintiye uğramış olan bu festivalin bu yaşında da birlikte olmak benim için hem tarihi bir sorumluluk hem de gerçekten özel bir buluşmadır. Bu anlamda davet eden, bizlere ev sahipliği yapan eş başkanların şahsında, ki onları bu yeni dönemde başarı dileklerimle yürekten kutlayarak emeği geçen bütün dostlarıma yürekten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Günümüz koşulları dikkate alındığında bir festivali kesintisiz olarak sürdürebilmek, hele biraz yüreğinizde muhalif duygular taşıyor, özgürlükten ve demokrasiden yana cümleler kuruyorsanız neredeyse pek mümkün görünmemektedir. Bu yanıyla bu festivalin bu yaşlara kadar zaman zaman kesintiye uğramış olsa dahi getirilmiş olması başlı başına alkışı hak eden, takdiri hak eden müthiş bir mücadelenin ve direncin, kararlılığın ifadesidir. Bunu böyle bilmek gerek. Geçtiğimiz günlerde bu festivalin içerisinde asayişi de bağlayan ama alandaki herkesi tenzih ederek söylüyorum, Dersim'in kültürüne, Tunceli'nin kültürüne ve bu coğrafyanın kültürüne yakışmayan sevimsizlikler de yaşandı. Sizler bu gece buradan ayrılırken o yaşananlardan asla örnek almadan bundan sonraki yıllarda ne tür bir sorumluluk taşımamız gerektiğinin bilinciyle ayrılacaksınız. Ben buna inanıyorum yürekten. Çünkü bu toprağın çocuklarına lümpenlik, bu toprağın evlatlarına kabalık, bu anlamda birbirini yiyebilecek kadar hırçınlık asla yakışmaz. Sizler dayanışmanın evlatlarısınız, dayanışmanın yoldaşlarısınız, kardeşlerisiniz. Eğer bu duygularla, ki içini doldurarak
doğa can çekişirken doğa festivali yapmak, kültür neredeyse idiş edilmişken kültür cümlesi kurmak son derece zordur. Burada bir takım entertainerler olarak çok daha hareketli bir gece yaşanabilir, çok daha popülist bir gece yaşanabilir, bu mümkündür. Ama amaç emperyalizmin bu tuzağına düşmeden, gerçekten emperyalistlerin çok bilinçli olarak adım adım canına okudukları doğayı, ki hayvan hakları üzerinden benden önceki arkadaşlar cümleler kurdular, savunmaktan, bu kentin kültür düzeyini yeniden hak ettiği yere doğru çıkartmaktan ve bu kentin taşına, toprağına, kurduna, kuşuna sahip çıkmaktan geçmektedir. Sizler bunu yapabilecek düzeyde insanlarsınız ve bu kentin adı tarihe böyle işlenmiştir. Eğer bu inişe doğru, bu tahribata doğru hep birlikte doğadan aldığımız güçle, atalardan, geçmişimizden, büyüklerimizden aldığımız güçle sahip çıkmazsak, bu iş doğa ve kültür festivali olmaktan hızla uzaklaşır, başka bir yere doğru evrilir ki bu birilerinin ekmeğine aynı zamanda yağ sürmek anlamına gelmektedir. Her yerinde ülkenin taşı toprağı zedelenirken, ağaçları tahrip edilirken, taşlaşırken bu ülke hızla, bir deprem bölgesi olmamıza rağmen 50 yıllık emeğimizle aldığımız ve belki borcunu ödeyemediğimiz evler kafamıza yıkılarak tabut olurken, eğer biz hala nehirimize, ağacımıza, kurdumuza, kuşumuza, en samimi duygularla söylüyorum, endemik bitkilerimize, bu anlamda kendimize sahip çıkamazsak, arzu ettiğimiz memleket kaygısını ötelemişiz demektir. Ben bu festivalin ilk cümlesinde "Munzuruma dokunma" diye slogana şöyle müdahale ettiğimi bugün gibi hatırlıyorum. Munzuruma dokunma çok kibar bir laftır. Asıl olan munzuruma dokundurtmam deme kararlılığıdır. Bu yanıyla bir kez daha dikkatinizi çekerek doğadaki bütün tahribatın sanmayın ki sadece insanlara yapıldığının bilinciyle, işte Salda Gölü'nden tutun, işte arkanızda akan Munzur'a, Munzur'un o delişmen enerji yüklü akışına, baraj blokajlarıyla yaşanan tahribata lütfen göz atın. Bu memleket hepimizin dostlar. Hiç kimsenin babasının çiftliği değil. Bu yanıyla bakıldığında o yörenin insanı, o yörenin bütün değerlerinden yararlanmak yükümlülüğündedir. Hakkıdır bu, onun en temel hakkıdır. Doğa onu lütfetmiştir ona. Hal böyle olunca Neşet Ertaş'la yaptığımız bir sohbette de konuşmuştuk. İnsan kendi toprağında ağırdır. Bir insan en çok kendi kentine yakışır. Siz bu kentin en yakışanlarısınız, en yakışıklıları, en güzellerisiniz. Bu nedenle kentinizin çirkinleşmesine asla izin vermeyin. Ama bu tahrikkar bir cümle de değil. Birileri bundan gıcık alabilir, rahatsız olabilir. Ben buradan hareketle bir nümayişi, bir provokasyon anlatmaya çalışmıyorum. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum çünkü sistem öküzün altında buzağı aramaya devam etmektedir. Bugün cezaevlerinde, bugün hayatın her alanında hak ve özgürlükler için en masum demokratik taleplerini kullanan onlarca arkadaşımız, yüzlerce arkadaşımız hareket kabiliyetini yitirecek kadar yalnızlaştı. Beden dilini kaybetti, yeteneklerini yitirdi. Bu sistematik bir kavga. Dışarıda olmanın özgürlüğüne saygı duyarım ama bu özgürlük içeridekilerin bilincini de en azından cebinin bir köşesine taşıma sorumluluğu getirmelidir. Onları yok sayan sisteme rağmen bizler de onları yok sayarak hayatımıza devam edersek, bana inanın lütfen, biz birinci raundda golü yemişiz demektir. O nedenle bir kez daha sizleri bu toprakların evladı olduğunuz için kıskandığımın altını çizerek, bunun gururunun hepinize yeteri kadar pay düşürdüğünün altını çizerek ve bir kez daha bu festivale kattığınız enerjiden, sorumluluktan, en azından buradan biraz sonra ayrılırken şu mekanı bir doğa katliamından geçmişçesine
kirletmeden, pisletmeden, çocuklarımızı elinden tutarak kavgaya patırtıya karışmadan, gaza gelmeden, provoke olmadan bize yakışan şekilde bir sonraki yıla taşıyabilirsek, hepiniz bu festivalde temel sorumluluğunuzu taşımışsınız demektir. Hadi şimdi alanda bir tek insan kalmasın ki elinde telefonu olan ve ışığını yakmamış olan. Lütfen ışıklarını yakın. Bu ışıkların hepsi aramızda olmayan birer dostu, arkadaşı temsil etsin. Gökyüzünden yıldızları munzur, munzura indirmiş olun lütfen. Varsayın ki birinizde Nazım Hikmet, birinizde İbo, birinizde Deniz. Varsayın birinizin elindeki Tuncel Kurtiz. Varsayın diğer elinizdeki Ahmet, Hasan, Celal ve ismini sayamadığım binlerce yoldaş. Bütün eller Denizlere, Hüseyinlere, Cevahirlere doğru ışık ışık olsun alan. Hazır mıyız? Deniz boyunca kaldır, geceyi bende kaldır. Uzak köyler kurdum birbirine. Denizine aldım. Yalnız siz deniz boyunca kaldır. Kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine. Denizine aldım. İndirin gökyüzünü. Bu güzelim kente ismini sayamadığımız onlarca insanı hatırlatır gibi, yaşatır gibi, onların farkında davranır gibi. Enerjiniz bitmesin lütfen. Açın telefonlarınızı. Türkiye Elektrik Kurumu'ndan fatura gelmeyecek. Bunu bilerek açın. Kaldırın ellerinizi dostlar. Acınız uğurlarında sesler yaksın. Vuruldu şehirler, soluksuz kaldı. Kentine çekildi bütün zamanlar. Gölgeler orada kaldı. Acının sırlarında ateşler yaktı. Vuruldu şehirler, soluksuz kaldı. Kentine çekildi bütün zamanlar. Gölgeler orada kaldı. Denizine aldım. Bir kez daha lütfen siz. Uzak köyler vurdum birbirine. Denizine aldım. Yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zaman giden beter. Gidenler, gelenler ve düşenler. Ah, zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. Ve biz iz sürdük yalnızlığa dostlar. Biz iz sürdük yalnızla. Deniz koydum adını. Kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine. Denizine aldandım.